Merhaba sevgili öğrenciler. Bugün modal verbs ve modal-like expressionlarla ilgili birkaç soru çözeceğiz. İlk sorudan başlayalım. İlk sorumuzda the lift was out of order. So we the stairs to the 10th floor. İlk cümlede asansör servis dışı. Bu yüzden biz 10. kata kadar merdivenleri kullanmak zorundayız diyecek değil mi? Ama burada geçmiş zaman kullanıldığı için geçmiş zamanda zorunluluk ifadesini belirteceğiz. Biz direkt şıklara baktığımızda had to take ifadesini görürüz. Cevabımız edinme olacak. Diğer şıklar anlamlı olmuyor. Had better take, merdivene çıkmalıyız ya da aynı şekilde must da. Bunların hepsi hem bazıları anlam olarak oturuyor ama geliş zaman olduğu için bunların hiçbiri olmuyor. Bir tek hem anlam hem de zaman olarak ünlü olan edinme şekli had to take kısmı oluyor. İkinci sorumuza baktığımızda you always hurt your sister's feeling. You her brother. Şıklarda treat, davranmak fiilimiz kullanmış. Ne diyor? Sen daima kız kardeşinin duygularını incitiyorsun. Ona daha iyi davranmalısın dememiz lazım. Bir öneri olarak ikinci cümlede. Bu yüzden direkt cevabımız B şıkkı olmalı. Şu threat. Diğerlerinin hepsi zaten olumsuz olarak kullanılmış. Neden threat? Yani daha düzgün davranmana gerek yok gibi ya da diğer geçmiş zaman ifadeleri var. Geniş zaman olduğu için zaten direkt C ve E şıkkı eleniyor. Üçüncü sorumuzda you blah blah break the law by speeding or you will pay a traffic fine. Ne diyor? Hız kuralını çiğnememelisin diyeceğiz burada. Ya da trafik cezasını ödeyeceksin diyecek. Yasaklardan biz bahsederken mustn't ifadesini kullanıyorduk. Bu yüzden cevabımız edinme olacak. You talk so loudly. I can hear you very well. Seni gayet iyi bir şekilde duyabiliyorum diyor burada. O zaman ne diyecek? Yani bu kadar sesli konuşmana gerek yok demesi lazım. You don't need to. İhtiyacın yok, gerek yok. O yüzden bu anlam veren bir tek B şıkkımız var. Beşinci sorumuza baktığımızda you blah blah got in such thin clothes. It's very cold outside. Dışarısı çok soğuk diyor. Ne diyecek? Yani bu kadar ince kıyafetlerle dışarı çıkmamalısın diyecek. Değil mi? Dışarısı çok soğuk olduğu için. Öneride bulunduğundan dolayı bizim Adana şıkkı cevabımız olacak. You shouldn't, çıkmamalısın. Öneri ifademiz. I, the teacher very well because the students beside me were talking very loudly. Ne diyor burada? Şıklarda here fiilimiz kullanmış. Öğretmeni iyi duyamıyorum ya da duyabiliyorum diyecek, bilmiyoruz. Çünkü bağlaçtan sonra netleşecek anlamımız. Çünkü yanımdaki öğrenciler çok gürültülü, çok sesli konuşuyorsa öğretmeni bir şekilde duyamıyorum diyecek. Burada geçmiş zaman kullanıldığı için biz yine ilk kısımda geçmiş zaman kullanacağız. Geçmişte yapılmak edememek ifademiz could oluyor. Cevabımız Adana. I blah blah buy a big car but I can only afford this small one. Ne diyor? Bağlaçtan sonra fakat sadece bu küçük olana maddi anlamda gücüm yetiyor diyor. O zaman ne diyecek? Daha büyük, yani büyük bir araba almayı isterdim ya da tercih ederdim gibi bir anlam vermesi lazım. Bu anlamda veren C şıkkımız oluyor. Would rather. Tercih ederdim, isterdim ifadesi. C şıkkımız doğru cevap. Scientists have discovered that mineral water has obtained many vital minerals. Şimdi bilim adamları keşfetti ki mineral suları bize yardım eder diyecek değil mi? Şıklarda help fiilimiz var. Ne yardım ediyor bize? Yani birçok önemli minerali edinmemize yardım eder diyeceğiz. Bu anlamda veren ken, yapabilmek, edinmek ifadesi olan D şıkkımız olacak doğru cevabımız. Look, there's something black in your soup. It's blah blah. Get that fly. You eat that soup. Bak, çorbanda siyah bir şeyler var diyor. İlk şıkka baktığımızda hani öyle bir sinek olmalı anlam vermemiz lazım. Ye ve o çorba içmemelisin diyeceğiz. Bu her iki anlamı katan şıkkımız burada. C olacak. Yani öyle bir sinek olmalı. İçmemelisin diyor. Diğer şıklarımızda hem anlam olarak hem de zaman olarak bazıları uyum sağlayamıyor. Son sorumuza geldiğimizde laser printers were on sale and Matthew won for a very good price. Şimdi ne diyor? Lazer yazıcılar indirimde, on sale ifademiz indirimde ve Matthew çok iyi bir fiyata birini alabildi diyeceğiz. Zaten geçmiş zaman kullanmak için bizim burada da geçmiş zaman kullanmamız lazım. Was able to buy, yani yapabildi, alabildi anlamına veren E şıkkımız olur. Bu haftaki dersimiz bu kadar gençler. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.